Adli tıp son dakika 8 yaşındaki Narin Güran boğazı sıkılarak öldürülmüş. Adli tıp raporuna göre. Dediğin Son çıktı. dakika yani biz söylemiştik bunu zaten hani kızı nefessiz bırakmışlardır, boğmuşlardır. Baştan beri yaptığımız yayınlarda bunu söyledik. Dedim Şimdi yarın son çıkar. dakika olarak karşımıza çıktı. Neyin dedim 8 yarın çıkar. Narin Güran boğazı sıkılarak öldürüldü. Narin'in ölüm nedeni belli oldu. Dün dedim çıkacak. Dün dedim. Evet. Dün dedim yarına kadar bu dosya kapatılacak. Dedim. Evet, Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu. Boğazı sıkılarak öldürülmüş. Yani kız aslında evet tam da bizim baştan beri konuştuğumuz kız görmemesi gereken bir şeyi gördü. O sırada boğazı sıkıldı ve öldürüldü. Yavaş yavaş aslında davada sona geliniyor. Adli tıp raporu bu konuda çok önemli. Ve muhtemelen bu belli olduysa nasıl öldüğü belli olmaz, ne zaman öldüğü belli olmaz gibi şeyler söyleniyordu ve yavaş yavaş da netleşmeye başladı. Muhtemelen katilin de DNA'sı çok yakın zamanda tespit edilecektir. Bu da şey yapacak. Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Adli tıp otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim'in eline, oradan da araç direksiyonuna ve koltuğuna bulaştı. Yani Salim Güran'ın öldürdüğü artık yavaş yavaş netleşiyor. Tekrar okuyorum. Adli tıbbın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonuna ve koltuğuna bulaştı. Amcanın koltuğunda çıkan sıvıdan alınan kusmuk dediğimiz aslında o sıvıdan alınan teste zaten Narin'in o araçta öldükten sonra götürüldüğü netleşmişti. Şimdi ise amcanın eline, oradan da araç direksiyonuna, koltuğuna şey yapıldığı bildirildi. Boğazım düğümlendi arkadaşlar. Gerçekten okuyamadım. Kusura bakmayın. Ben bir dakikaya geliyorum, bir iki dakikaya geliyorum. Evet sevgili dostlar, tekrar ediyorum. Narin'in ölüm nedeni belli oldu. Ağzından çıkan sıvının amcanın eline bulaştığını. Biz baştan beri hep bunu söylüyoruz. Amca öldürdü ama maalesef ki Allah belalarını versin ki anne ve kardeş de bu işin içerisindeydi. Diğer taraftan Hediye Güran da bu işin şahitlerinden biriydi. Ve sonra bunların hepsi toplatıldı ve ifadeler değiştirildi. İşte Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirilerek köyün ifade vermemesi sağlandı. Doğru ifadeyi vermemesi sağlandı. Yalan bilgiler yapıldı. İşte jandarmayı yanıltacak çok bilgi getirildi. Yani ne diyeyim abi, Allah belanızı versin. Tekrar sizinle paylaşayım. Narin Güran cinayetinde yeni bir bilgi daha geldi. Adli tıbbın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. CNN Türk'ün haberine göre boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonuna ve koltuğuna bulaştı diyor. Ayrıntıları da bekliyoruz. Ayrıntılar geldikçe de size aktaracağız. Tekrar söylüyorum, bu kızın ölümüne neden olanların Allah belasını versin. Allah belasını versin. Allah belasını versin. Küçücük çocuğa bunu nasıl yaptınız? Yani hiç mi utanmadınız? Hiç mi sıkılmadınız? Bu tezgahı kurdunuz. Anne sen nasıl susuyorsun? Abi sen nasıl susuyorsun? Baba sen nasıl hedef şaşırtıyorsun? Ulan yengesi sen nasıl susuyorsun? Buna nasıl vicdanınız el verir? Buyurun size adli tıp raporu, daha ne çıksın? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz Allah aşkına? Daha nasıl bir belge istiyorsunuz siz? Ne istiyorsunuz? O günün kamera görüntülerini mi istiyorsunuz? Hala konuşmayacak mısınız? Hala konuşmayacak. Konuşmamak için elinizden gelen şeyi yapmaya devam mı edeceksiniz Allah aşkına? Evet, Narin 20 Ağustos Salı günü şahit olduğu bir olaydan dolayı ertesi gün cami çıkışı döndüğü evde planlı bir şekilde öldürüldü. Aile üyeleri de organize bir şekilde sürekli işbirliği yaparak delillerin karartılması için çalıştı şeklinde korkunç iddia gündeme oturdu. Cinayette yeni iddia adım adım korkunç plan diye ilerliyor. Evet, yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkıyor ve
boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı olduğu ifade ediliyor. Amcanın arabasının ön koltuğunda direksiyondan bu sıvıya rastlanıldı. Narin'e ait amcanın arabasında bulunan DNA'nın da ölüm sonrası ağızdan çıkan sıvı olduğu anlaşıldı. Amcanın arabasının ön koltuğuna sıvı nasıl bulaşıldı? Tahminler yürütülüyor. Amcanın eline bulaşmış olabilir deniyor. Amcam öldürdü. Bu sonuç amcanın öldürdüğü anlamına gelmiyor. Amcanın cenazeyi alıp götürdüğü konuşuluyor. Amcanın evine bu sıvı bulaşmış, böyle konuşuluyor falan. Yani eli kulağında diyor, netleşecek diyor. İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Birincisi İstanbul Adli Tıp Raporu, ikincisi Diyarbakır. Diyarbakır'ın biyolojik bir takım araştırmalar yapılıyor. İstanbul'da Narin cansız bedeni üzerinde yapılan 91 ayrı bulgu vardı. Ve son dakikaya CNN Türk'ün haberine göre Narin boğularak öldürülmüş ve ardından da Narin boğulduğu sırada ağzından gelen sıvı amcanın eline bulaşmış. Ve oradan da direksiyona ve koltuğa gittiğini. Evet, bazı arkadaşlar kendine göre vicdan arayan arkadaşlar. Biz daha önce de yayın yapmıştık arkadaşlar. Biri şey yazmış, İbrahim diye kendin yorumunu okuyayım diye büyük harflerle yazmış. Okudum ama değersiz yorumlara çok cevap vermiyoruz. Evet değerli dostlar, maalesef Narin'le ilgili adli tıp raporu ortaya çıktı. Boğularak öldürüldüğü ve şimdi Badin'i aldık. Evet Badin, senin son yorumların nedir? Az önce baktım, kesin otopsi raporu 23 Eylül'de açıklanacak. Yani bir hafta sonra, 6 gün sonra kesin otopsi raporu da çıkacak. Zaten yengeyi de tutuklamıştılar. Yenge de zaten söylemişti, ben Salim, ben şüpheleniyorum diye. Ben yine söylüyorum. Enes de yapmış olabilir, Salim de yapmış olabilir ama benim kanaatimce Salim yaptı, Salim bindirdi, Salim götürdü, arbedede kavga çıktı, anne ile Enes birbirine girdi, yenge de buna şahittir, Salim bunu arabaya bindirdi, Enes de bununla gitti, Enes'i de parayla susturdular, suçu da Enes'e yutacaklar, amca çıkacak diyecek ki ikisi de benim yeğenimdir, yeğenim madde kullanmıştı, yeğenim bunu öldürdü. Ben de o hamleyle mecburiyetten almak zorunda kaldım. Arabama bindirmek zorunda kaldım. Nevzat'ı çağırdım. Nevzat'a vermek zorunda kaldım diyecek. Yeğenimi korudum. O da benim yeğenim. Bu da benim yeğenim. Erkek yeğen onlar için daha önemlidir. Kızlar onlar için önemsizdir. Aslında işin gerçeği de budur. Sadece kadınlar onlar için bir cinsel metadır. Başka bir şey değildir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Yani bu kadar vicdansız, bu kadar ahlaksız bir toplum hayatım boyunca karşılaşmadım ben bunu. Ya bu kadar, ya bu kadar sinsice bir plan yapılamaz. Yani düşünsenize ya, amcanın arabasında. Zaten biz bunu söyledik, defalarca söyledik. Bunun için bir otopsiye de gerek yoktu. Yani bunun için bir otopsiye de gerek yoktu. Yani otopsi sonucunun bu gündemin buraya kadar gelmesine de gerek yoktu. Yine söylemiştik. Amcanın yaptığını da biliyoruz. Herkesin parmağın olduğunu da biliyoruz. Gizli meclis toplantılarını, aile meclis toplantılarını yapıldığı zaman da neler konuşulduğunu da biliyorduk. Telefonlar anan yanlış ihbarları da biliyorduk. Yakılan battaniyeyi de biliyorduk. Yakılan elektrik kesintilerini de biliyorduk. Tefeci olduğunu biliyorduk. Babanın amcaya borçlu olduğunu da biliyorduk. Daha ne söyleyelim artık? Daha ne söyleyelim yani? Daha ne söyleyelim? Tefeci olduğunu bu ekranlarda, bu kanalda ilk biz duyurduk. Borcu olduğunu biz duyurduk. Baba önce yalanladı. Enes ifadesinde evet borçlu olduklarını söyledi. Sonra doğrulandı. Bu işi Nevzat'a doğru yıkabilirler mi diye konuştuk. Baba Nevzat'ın üstüne yıkmaya çalıştı. Bu iş neden Enes'e yıkılmadı, çok gecikti falan dedik ve şimdi de Enes'e doğru yıkılmaya başladı. Çünkü hikaye hep böyledir. Maalesef büyükler. Buradan da açıklıyorum, kayıt da alın. Amca Güran geçen ne demişti ifadesinde hatırlıyor musunuz Mustafa Hocam? Ben telefondaki kayıtları niye sildim? Silme sebebim hayat kadınlarıyla görüşüyordum. İşte infilak yaratılmasın diye ben sildim kayıtları diyecek. Amca çıkacak diyecek ki evet işte yeğenim yaptı. Beni de aradılar. Ben de eve yakındım. Eve gittim. Baktım zaten narin yerde cansız bedeni yatıyordu. Aldım, kaldırdım, arabama götürdüm, olayı kapatmaya çalıştık diyecek. O da benim yeğenim, bu da benim yeğenim. Yeğenim madde bağımlısıdır, bize de saldırmıştır, bana da saldırmıştır. Ben onu da söyleyecek ha, amca şey diyecek, bana saldırdığını da söyleyecek. Yani bak ben sana bir cümledir söylüyorum. Zaten amca o Enes'in gözünü o hale getirdi. Yani bu kadar açık ve net. Bak annenin tırnak izlerinden, diş izlerinden zaten çıkacak Enes'in vücuduna ait oldu. Çünkü rahmetli Güran'ın, yani Narin Güran'ın tırnaklarının arasında bir DNA dokusuna bulunmamıştı. Ya bir de 8 yaşındaki bir kızı boğduğun zaman o kız seni nasıl tırmanlayacak kardeşim? Ne olduğunu bilmiyor ki. Yani nereye yetişecek ki? Daha küçük.
küçücük bir şey yani. Ne biliyor? Ne olduğunu nereden bilecek ya o kız? O kız anneyle babanın cinsel ilişkisinden ne anlayacak? O kız maddeden ne anlayacak? Yani elim ayağım titriyor benim şu an kardeşim. Elim ayağım titriyor ya. Maalesef böyle. Maalesef yani. Maalesef. Diyecek söz de kalmıyor. Yani diyecek söz. Hediye Güran da ifadesine demiş ki ben olay günü Narin'i görmedim. Hiçbir şeye şahit olmadım demiş Hediye Güran. Şimdi evet. İfadesini değiştiriyor. Evet. Ben olay günü Narin'i görmedim. Hiçbir şeye şahit olmadım. Değil mi? Ne kadar şizofren. Hediye Güran sen eve gittiğin zaman anneyle oğlu niye kavga ediyordu o zaman? Ha? O zaman sen niye telaşlı bir şekilde 3 sefer eve girip çıktın, eve girip çıktın, eve girip çıktın? Kavgayı gördün, kavgayı gördün. Sonra gittin hadi şey. 3. sefer niye gittin? Bunu açıkla. Ya bunların sorgusuna ben gireceğim. Ben bunların sorgusuna ben gireceğim. Ben bunları öyle bir öttürtürüm ki. Ben ulan. Sakin olalım tabii ki. Şiddet olmadan hukuki bir şekilde çözmeye çalışıyorlardır emniyet birimleri, daha doğrusu jandarma birimleri, kolluk kuvvetleri. Yani tabii söylenecek çok söz var. Sözün bittiği yer aslında. Bundan dolayı da çok bir şey söyleyemiyoruz. Yani küfür etmemek için, ağır konuşmamak için susmayı tercih ediyoruz. Yani bir köy tamamı susar mı? Bir köy bu kadar istismara, bu kadar ahlaksızlığa göz yumar mı? İşte burada da maalesef dini alet ederek yapıyorlar bunu. İmam herkesi toplamış, daha doğrusu herkesi toplamışlar, imamı da çağırmışlar. Kur'an-ı Kerim el bastırılmış. Halbuki yalan söyleyin diye Kur'an'a el basılmaz. Kur'an'a el basıp yalan söylüyorsanız, gerçekleri gizliyorsanız, adaletin oluşmasını engelliyorsanız, tecelli etmesini ve diğer tarafta bir çocuğun katilini gizliyorsanız o Kur'an sizi çarpar. O Kur'an sizi o zaman çarpar. Yani konuşmama yemini çözüm değil yani. Öncelikle de bunu bilmek lazım. Gerçekten lanet okumaktan, Allah belanızı demekten dilimizde şey kalmadı yani. İnsan mısınız demekten artık şey kalmadı. Yazık. Yazık. Cidden çok yazık. Valla Mustafa Hocam çok şey demek istiyorum ama susacağım. Bir şey demeyeceğim. Dediğim şeyler zaten çıktı ve çıkmaya da devam edecek. Bak göreceksiniz. Bu dediğim burada kaydedeceğiz zaten bunları. Ve çıktığı gün çıkartıp paylaşacağız. Ben dün de söyledim. Yarın dedim ön otopsiyle beraber İstanbul'dan ilk otopsi sonuçları çıkacak. Dosya yavaş yavaş kapanmaya doğru gidecek. Sonuçlanacak dedik. Nitekim öyle de oluyor. Nitekim de kapanmaya doğru gidiyor. Oklar 23 Eylül'ü gösteriyor şu an ama 23 Eylül'e de kalmayacak bu dosya. Ben bu kadar söyleyeyim. Annenin diş yapısı da alındı. Zaten o da büyük bir ihtimalle annesinin üzerinden çıkacak. Anne de ifadesinde zaten ortak bir karar verecekler. Zaten ailenin teklifi çıksa bile. Yani anneye ait çıksa bile yine anne ben oğlumla bir tartışmıştım elimi ısırdı deyip de geçiştirebilir. Çünkü bu dava sürecine baktığımızda hep böyle ilerliyor. Zaten geçiştirecek de Mustafa Hocam. Zaten geçiştirecek. Yani bu kadar açık yani. Geçiştirecek de yani. Ya vallahi billahi şeytana hakaret etmeyin ya. Ciddi söylüyorum ha. Yani şeytan mı? Hani melek şeytan masum ya. Şeytan şu an Allah'tan tövbe ediyor ya. Diyor Allah'ım diyor kurban olayım diyor ya. Diyor bunlar şey değil diyor. Ya şeytan şu an masum ya. Ben sana sadece bu kadar söyleyeyim ya. Evet. Narin cinayetiyle ilgili son dakika tekrar aslında aynı bilgiyi bir daha vereceğim. Adli tıpta otopsi sonucunda Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline oradan da araç direksiyonunun koltuğuna bulaştığı söyleniyor. Hatta bunu ekrana getirmeye çalışacağım. Çünkü önemli bir konu ve ekranda dursun. Herkesin utanç vesikası olsun. Buna rağmen de Salim'i kurtarmaya çalışanlara da şey olsun. Evet, adli tıpın otopsi sonucunda Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline oradan da araç direksiyonuna ve koltuğuna bulaştı. Daha nasıl bir delil istiyorlar? Ben herhalde şey diyorum Badin, bunlar görüntü istiyorlar. O anı böyle çekilmiş, aksiyon müziği altına eklenmiş, gerilim müziği falan öyle bir şey bekliyor herhalde. Valla Mustafa Hocam, sinirden gözlerim doldu. Belki fark ediyorsundur. Yayından da çıkma sebebim buydu. Biraz öfkemi atabilmek, öfkemi kusabilmek. Diyecek çok şey var ama diyemiyoruz. Ama hani dediğim gibi bunların hepsi
Yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Hani cümle kuramıyorum şu an. Ama hani dediğimiz gibi yani amca ifadesini değiştirecek. Diyecek ben yeğenimi korudum. Anne de diyecek ben Enes'i korumaya çalıştım. Baba da diyecek ve Enes'in üzerinde kalacak bu dosya. Enes de madde bağımlısı olduğundan ötürü bir nevi kendini kurtaracak diyeceğim. Benim şarjım %2 Mustafa Hocam, kusura bakmayın. Yayından çıkacağım şimdi. Akşamki yayına kendimi saklıyorum. Biraz da delil daha toplamak istiyorum. Müsaadeniz varsa tabii özür dilerim. Kötü olduğum için de yayından biraz çıkmak istiyorum. Biraz. Estağfurullah. Akşam görüşmek üzere diyelim sana. Seni o zaman yolcu edelim. Diyorum. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, gelen haber bu yönde. Alt KJ'mizde de yer alıyor. Adli tıp otopsi sonucunda Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim'in eline, oradan da araç direksiyonuna ve koltuğuna bulaştı. Yani o arabayla kızın cesedi götürüldü. Nevzat'ın ifadesi doğru çıktı. O arabayla getirdi, bana verdi diye. Artık bunlara baktığımızda hikaye yavaş yavaş oturuyor. Akşamki yayınımız saat 22'de arkadaşlar. Buradan duyuralım. Saat 22'de akşam yayını yapacağız. Bu arada son sizin yorumlarınıza da bakacağım konuyla ilgili. Değerlendirelim. Bu konunun içerisinde de söylemek şey değil ama YouTube'un da raconu gereği buymuş. Ben söylemiyordum. Belki ilk yayınlarımı izleyen arkadaşlar bilir. Abone ol bile demezdim falan ama YouTube'un raconu bu. YouTube bana bildirim de gönderiyor bu konuyla ilgili. Değerli dostlar, kanalımıza katıl üyesi olabilirsiniz. Süper chat ve süper stickerlarla kanalımıza destek sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza maddi imkanı olmayanlar için söylüyorum ya da yapmak istemeyenler için de söylüyorum. O zaman sadece abone olup bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Sizden ricamız çevrenize duyurmanız, kanalımızın büyümesine, gücümüzün daha fazla çıkmasına birlikte güç katalım, sesimize ses olalım. Çünkü Narin olayından sonra da yine söylüyoruz. Narin olayı ilk değildi, son da olmayacak. Ama biz elimizden geldiğince bu tür olaylara, toplumsal olaylara, bazı insanların sesi çıkmayanların sesi olmaya gayret edeceğiz. Bu konuda da desteklerinize gerçekten ihtiyacımız var. Yengen ifadesi ilk kez haber ulaşmış. Yine telefonum bozuktu. Eşim yeni telefon aldı. Eski telefon evdeydi diyor. Yani o kadar hikaye uydurma bir şekilde geliyor ki o adamlar çok müthiş bir tezgah kurmuşlar ve bu tezgah üzerine hikaye kuruyorlar. Allah bildiği gibi yapsın diyelim. Başka da bir şey diyemiyorum ki, sözün bittiği yerdeyiz. Bakalım. Mustafa Bey, acaba Narin'de bir istismar ve tecavüz bulgusu? İlk ön otopsiste istismar bulgusuna rastlanmadığı söylenmişti. 21 Eylül'dü sanırım. Şöyle bakayım tekrardan. 23 Eylül'de tam otopsi çıkacak ve kesin bilgiler orada yer alacak. O zaman göreceğiz. Enes'e versinler ömür boyu hapis. Bakın nasıl öter bülbül gibi. Bunlar da şey var. Gelenek, görenek, töre diye bir şey var. Ondan dolayı şey değil. Evet, son dakika veren arkadaşımızı ekrana getirdim mi o? Biz o son dakikayı zaten vermiştik. İzleyen arkadaşlarımız bilir. Sonradan gelen arkadaşlar da birazdan yayını bitireceğim. Yayını bitirdiğimde tekrar şeyden baştan izleyebilirler. Onu da söyleyelim. Şimdi sadece artık yavaş yavaş toparlıyoruz yayını. Bugünkü yayınımızın da sonuna geliyoruz. Gerçekten boğazımızın düğümlendiği bir andayız yani. Boğazımızın düğümlendiği bir andayız. Of. Adamlar telefon değiştiriyorlar Narin öldükten sonra. Ne hikayeler tesiyorlar. İzlediğiniz için ben teşekkür ederim arkadaşlar. Desteklerinizi her türlü beğenerek, paylaşarak ve abone olarak verebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup videoları beğenip paylaşın. Kendinize iyi bakın. Akşamleyin saat 22'de görüşmek üzere.